Seçim kanunları kitapçığı var önümde, elimde. 298 sayılı kanun var biliyorsunuz. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun. Biz 22 ve 23. maddede bir değişiklik yaptık 2018'de. 13.3.2018. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaptık. Ve orada dedik ki bu sandık kurulu başkanları, bu söylediğim de çok önemli, emin olunuz, şaibe kavramını niye kullandığımızın gerekçesi olacak, dayanağı olacak noktalardan bir tanesi bu. 22 ve 23. maddelerde değişiklik yaptık. Başka maddelerde de değişiklik yaptık ama konumuzla ilgili olduğu için sadece bu maddelerden bahsediyorum. Sandık kurulu başkanları ve kurulun bir üyesi kesinlikle kamu görevlisi olacak dedik. Ve bu kamu görevlileri, ben size metni okumak istiyorum anlayın diye. Mesela sandık kurulu başkanları nasıl olacak? Metnin aynısını okuyorum kanunda. İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini at çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder. 23. madde ise 23.6, o da memur üyenin nasıl olduğunu söylüyor. İlçe seçim kurulu başkanı sandık kurulunun kalan bir asil ve bir yedek üyesini belirlemek için önce 22. maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini at çekme suretiyle tespit eder. Böyle devam ediyor. Bakınız, kanun çok açık. Buradan bir takım rakamlara size aktarma noktasına geleceğiz. Demek ki nasıl oluyor bu? Sandık kurulu başkanları ve üyeleri mülki idare listeyi hazırlıyor tüm kamu görevlilerinin, seçim kuruluna teslim ediyor. Seçim kurulu da sandık sayısı neyse, diyelim ki 500 ise iki katı nedir? 1000 kişiyi oradan çekiyor. Kalanı içinden, o 1000 kişinin içinden de mani hali olanları çıkartıyor. Asker olabilir, o gün yatalak olabilir, başka bir engel olabilir. Onları çıkartıyor. Bu seçim kurulunun inisiyatifindedir. Kabul. Ve sandık başkanlıklarına yerleştiriyor. Eğer yerine gelmeyen varsa kanun hükmü çok açık. O kalan yedeklerden yerine koyuyor. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim şimdi. İki ilçeden örnek verelim. Büyükçekmece dedik. Yine Büyükçekmece'den verelim örneği. 522 sandık var. Mülki idare 3071 kamu görevlisinin listesini seçim kuruluna teslim ediyor. Ancak ne hikmetse mülki idarenin verdiği listenin içerisinden sadece 1540 kişi alıyor, 44 kişi alıyor. Dışarıdan, bu listenin tamamen dışına çıkarak 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriyor. Peki toplam sandık sayısı ne? 1093. Verilen sayı ne? 3124. Bunları bırakıyor ve seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan alıyor ve yerleştiriyor. Daha çarpıcı şeyler söyleyeceğiz, merak etmeyin.